Merhabalar sevgili İkizler Burcu, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 20 Mayıs haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili İkizler Burcu, öncelikle tüm İkizler Burcu'nun doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Güneş İkizler Burcu'na geçiş yapıyor ve bizim zamanımız başlıyor diyebilirim bir İkizler Burcu olarak. Evet sevgili ikizler, Güneş ikizlere geçecek, Venüs ikizler burcuna geçecek ve beklediğimiz an Jüpiter ikizler burcuna geçiyor çok şükür sonunda. Evet ikizler burcu stellumu var gökyüzünde, artık ikizler burcunun dönemi başlıyor. Evet çok çektik, gerek maddi gerek manevi olarak bayağı bir sorun yaşadık, bekledik daha doğrusu, işlerimiz gecikti, istediğimiz gibi olmadı ve istediğimiz paraları alamadık, kazancımızı istediğimiz gibi arttıramadık, çoğaltamadık. Ama bundan sonraki dönemde Allah'ın da izniyle ikizler burcunu kim tutar diyor biliyorum. Yani hemen hemen hayatımızın her alanında şans ve fırsatlara açık olacağımız günlere başlıyoruz sevgili ikizler. Şimdi pazartesi günü biraz çocuklarımızla ilgili konularla başlıyoruz. Özellikle çocukları olanlar için. Çocuklarımızla iletişimimizi daha güçlü seviyeye getirebiliriz. Aramızdaki ilişkiyi dengeleyeceğiz çocuklarla. Aynı zamanda yine çocuklarımızla birlikte, sevdiğimiz insanlarla birlikte, sevdiğimiz kişiyle birlikte bir etkinlik yapabilir, sevdiğimiz kişiye zaman ayırabilir, sevdiklerimizle mutlu olmak isteyebiliriz. Biraz daha böyle alışveriş yapmak, gezmek, tozmak, eğlenmek ihtiyacı içinde olabileceğimiz durumlar söz konusu gibi görünüyor. Pazartesi günü gündem bu şekildeyken salı ve çarşamba günü iş hayatına yöneleceğiz. Çalışmayanlar gündelik hayatınıza yöneleceksiniz. Yani burada hırslı olacağımız bir iki gün bizleri bekliyor. Hayatımızın her alanı ile ilgili hırs, mücadele ve tutku bizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Sağlığa dikkat edin sevgili ikizler burcu, özellikle de yükselen burcu ikizler olanlar genital bölge ve cinsel organlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili sorunlar söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat diyebilirim. Yine salı, çarşamba ve perşembeyi de dahil edersek bir kısmını, burada sevgili arkadaşlar kendimizi dediğim gibi hırslı, mücadeleci, daha tutkulu, daha azimli, daha tuttuğunu koparan enerjilerde olmamız mümkün diyebilirim. Bazılarımız içinse askeriye konuları, polis, jandarma gibi konular, böyle bir gündeminiz var ise bu konularla ilgili de gelişmeler söz konusu olacaktır diyebiliriz sizler için. Cuma, cumartesi günü gündemimiz ilişkilerimiz olacak sevgili arkadaşlar. İlişkilerle alakalı konulara biraz daha fazla yönelebiliriz. Hafta sonu geliyor. Hafta sonu planı yapabilirsiniz sevdiğiniz insanla birlikte. İşte sevdiğiniz kişilerle gezmek istemek, bir yerlere gitmek, şehir dışına çıkmak ya da onlarla birlikte zaman geçirmek için yine plan proje yapmak, biraz böyle gezmek var özellikle de. Bir şehir dışına çıkma olayı söz konusu. Belki eşinizle, belki sevgilinizle, belki arkadaşlarınızla. Ama bu tarz etkilerin söz konusu olduğu bir haftaya geçiş yapıyorsunuz diyebilirim. Pazar günü de gündemimiz finansal konular olacak. Ödemeler, taksitler, krediler, borçlar, alacaklar, verecekler. Bu konulara daha fazla yöneleceğimiz durumlar söz konusu sevgili ikizler burcu. Ya da eşinizin finansal konularıyla ilgili ya da işte eşiniz çalışmak zorunda kalabilir mesela. Yaptığınız planlardan erken dönebilirsiniz. Pazar günü eşiniz çalışmak zorunda ve siz bir yere gittiniz ve buradan gelmek zorundasınız. Ya da eşiniz gelmek zorunda kalabilir. Ya da siz gidebilirsiniz, eşiniz burada kalabilir. Çünkü niye pazar günü çalışacak diye. Böyle etkilerin söz konusu olması mümkün diyebiliriz sizin için. Evet sevgili ikizler burcu. Yani
Aynı zamanda pazar günü Venüs ve Jüpiter'de kavuşacak. Yine şans ve fırsatlara açık olduğunuz bir gün. Pazar günü nerede kavuşacak? İkizler Burcu'nda kavuşacak. Yani aşkta fırsatlara açık olun, maddiyatta yine fırsatlara açık olun. Okul hayatında, eğitim hayatında, ikizler demek eğitim demek zaten, bilgi demek, öğrenmek demek. Burada da şans ve fırsatlara açık olabileceğiniz zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Evet, şimdi tarota bakalım. İkizler Burcu, 20 Mayıs haftası diyoruz İkizler Burcu'na. İkizler Burcu, 20 Mayıs haftası. Bakın güneş gel. Ne söylemiştim? Güneş İkizler Burcu'nda dedim ve güneş geldi sevgili arkadaşlar. Tekrar doğum günümüzü kutluyorum. Kendimizi göstereceğimiz zamanlar, evet sevgili İkizler Burcu, güneş kartı huzur demektir, bereket demektir, aydınlık demektir, fırsat demektir, şans demektir, güçlü demektir, güç demektir aynı zamanda. Yeni başlangıç demektir, kendimizi gösterdiğimiz durum demektir sevgili arkadaşlar. Bakın yeni başlangıçlarımız var, fikirlerimizi, düşüncelerimizi hayata geçirme var. Keskin kararlar var burada sevgili İkizler Burcu. Net kararlar veriyoruz, sabit bir karar verip bu kararı uygulamaya çalışacağımız bir hafta. Bakın yine kılıç geldi, yine kararlıyız, yine ne istediğimizi biliyoruz, eminiz. Somut adımlarla ilerleyeceğimiz bir süreç söz konusu. Değişken olmayacağız, kararsızlık yaşamıyoruz. Netiz artık, her konuda, her şeyde net kararlar vereceğiz. Sabit fikirli enerjiler söz konusu. Bakın Uranüs kartı geldi. Şans ve fırsatlar, yeniden başlama var burada. Yeniden başlayacağımız bir durum söz konusu gibi görünüyor bizim için. Evet, sıfırdan başlama, yeniden başlama gibi bir durum var. Ve bir tamamlanma var sevgili İkizler Burcu'nun hayatında. Tamamlanmaya gittiğiniz bir süreçtesiniz. Ve bakın İmparatoriçe, bolluk ve bereket enerjisinin hakim olduğu bir etki söz konusu. Bir tamamlanıyoruz, bir konumuz bitiyor, yeni bir şeye başlıyoruz. Bolluk ve bereket enerjisinin hakim olduğu bir durum söz konusu ve sen yeter ki bekle diyor ya da şimdiye kadar beklediğimiz, sabrettiğimiz, dua ettiğimiz, emek verdiğimiz, içten içe istediğimiz, belki de dile vurmadığımız, içimizden geçirdiğimiz konularla alakalı şans ve fırsatlar bizleri bekliyor diyebilirim. Siz sevgili İkizler Burcu için. Evet, güzel bir hafta, güzel bir haftaya başlıyoruz. Hatta önümüzdeki bir ay daha güzel, bir yıl daha güzel. Çünkü Jüpiter bir yıl boyunca bizim burcumuzda kalacak. Ve bundan sonra yeni başlangıçlarla, yeniden bir oluşumla, sıfırdan başlamayla, çok farklı bir yerde, çok farklı bir şekilde bir değişim, dönüşüm enerjisi içinde yeni başlangıçlara doğru adım atacağız Allah'ın izniyle. Şimdi tarot yorumunuzu yaparken haftalık burç yorumunuzda bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Bu hafta dolunay haftası sevgili arkadaşlar. Yay burcunda bir dolunay var. Sevgili yükselen ikizler, özellikle dolunay sizin evlilik evinize denk geliyor. Burada ilişkilerde sonlanma, ilişkilerde tamamlanma, ilişkilerde, evliliklerde artık karar verme dönemi. Bazı evliliklerle bitirme noktasına gelebilirsiniz. Bazılarınız evlilik kararı alabilir. Bazılarınız yine birlikteliğinizle ilgili, ilişkilerinizle ilgili bir seviyeyi üste taşıyabilir. Ve evliliklerinde sorun olanlar ise evliliği bitirme kararı ya da yeniden başlama kararı verme gibi de bir durum söz konusu olabilir. Bazılarınızın ise mahkeme ile alakalı bir durumunuz da var gibi görünüyor sevgili İkizler Burcu. Videoyu kapatmadan bunu da söyleyeyim dedim. Evet, bu haftalık böyleydi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Allah'a ısmarladık.